ızgaralı sistem bir ahırda kapı ölçüleri ne olmalı? Bu kapımız 2 metre arkadaşlar. Neden 2 metre? Bazı arkadaşlar bunu 1 metre yapıyor. Şimdi 1 metrelik kapıdan hayvanın girmesi gerçekten zor. Girerken hayvanın bir şekilde buraya ya da buraya sıkışması söz konusu. Özellikle büyük hayvanlarda. Bu kapıyı böyle yapmamızın bir amacı daha var. Aşı yoluna doğru hayvanları sevk etmek istediğimizde kapıyı böyle açtığımızda hayvanlara bir gidiş koridoru istikameti sunmuş oluyoruz. Ayrıca karşıdan gelen hayvanların da mecburi istikametle bu padoğa girmesini sağlamış oluyoruz. Eğer bu padok kısa olsaydı, şuradan şu kadarcık mesafeyle açılıyor olsaydı böyle, dar bir alanda hayvan buradan sığmayacaktı. 2 metre olmasındaki espri bu. Yine ölçüler tabandan 40 santim, aralar 30-30-30, yerden 1,5 santim. Burada güzel bir kilidimiz var, onu da göstereyim size. İşte kilidimizin çalışma şekli. Hayvanlar aynı anda iki işi yapamıyorlar. Hem bunu kaldırıp hem bunu yapamayacakları için bunun ağırlık merkezi var. Bu şekilde ağırlık merkeziyle hareket ettiği için kendiliğinden kapanıyor. Biz bile açarken bunu mecburen yukarı kaldırıp açıp sonra bıraktığımızda zaten kendisi kapanıyor. Biliyorsunuz yaylı menteşeler yapıyorlar. 3 günlük ömrü yok. Buna hiçbir şey olacağını zannetmiyorum. Gelelim kapının menteşesine. En uyuz olduğum yere geldik şimdi. Öyle abur cubur menteşeler yapıyorsunuz ki daha 3 günde kopuyor. Bakın burada kalın bir silme var. 2 tane malzeme var. İçerisinde bir menteşe var. Bu kadar. Bu malzemenin içerisinden buraya kadar boru sıfır şekilde bunun içine giriyor. Bu da buradan buraya kadar giriyor. Montajını yapıyoruz. Üstten civataları asıyoruz. Şöyle bir asılayım bakalım ne olacak. Şimdi şu kapı şöyle esneme yapmaması gerekiyor. Tabii buranın montajını tamamlamadığımız için bir miktar esneme yapacak ama montajını tamamladığımız yerlerde bu problem olmayacak. Buraya asılsanız dahi yarım milim dahi yerinden oynamayacak yaptığınız kapı. Öyle kantar gibi uzun devasa kapılar yapıyorsunuz sallı. Adam menteşesinden sökmek için bir de şöyle asılması gerekiyor. Buradaki deliği tekrar geri buldurması için kapıya böyle asılması gerekiyor. Halbuki ittirdiğimiz zaman direkt olarak deliğin karşılaması lazım.